İsmail. Gel gel gel. Aa. Ne oluyor, dur. Dur, dur bir yavaş. Canikosu. Pastanın tepesinde Adar'la benim biblomuz olsun demiştik. Bak bir bak. Bana benziyor mu bu? Yani aslında andırıyor. Ressam değilim ben, pastacıyım. Ah, kaşı var, gözü var. Dua var, daha ne? Eylül'cüğüm bak zaten bahçede, o romantik ortamda, o loş ışıklar altında kimse bibloyu incelemez. Ay bir de kilolu yapmış ya. Üf. Hayır yani kız haklı, birazcık daha zayıf yapsaydın ne olurdu ki? Yapayım ya. Bak aslında tatlı kızdır, sadece evlilik önce stresi yaşıyor, o kadar. Kesin öyle. Yok, tişört giy Adar. Aşkım ha gri ha siyah, yani ne fark eder? Öyle mi? E o zaman haberle evlenmişsin. Ha bir başkasıyla, o da fark etmesin Adar. Yahu yani valizi hazırlarken karıştırmışım insanlık hali. Neden bunları bu kadar büyütüyorsun Eylül? Neden bunları bu kadar büyütüyorsun? Kavga ediyorlar. Ben mi? Aa, aa ne oluyor? Ne oluyor? Beyefendi nişan için yanlış takım getirmiş. Şimdi bana sesini yükseltiyor. Önce sen yükselttin. Ben mi? Ya durun bir gerginlik olmasın. Tamam durun, sakin ya olun. Bırak. Gerildik zaten gerileceğimiz kadar. Nereden inceldiyse oradan kopsun. Öyle laflar yakışık alıyor mu Allah aşkına? Bak şimdi çok sıcak ya, siz ondan rahatsız oldunuz biraz. Gel bak benim dükkan şuracıkta, gel bir su ikram edeyim, bir soluklanın ha. Hadi. Hemen. Hemen özür dileyeceksin. Dilemeyeceğim. Dilemeyeceğim. Poyraz bak ben şimdi Eylül'ün peşinden gidiyorum. Sen de Adar'ın peşinden git. Konuş, kızdan özür dilesin, tamam mı? Özür mü dilesin? Biz biraz önce aynı tartışmayı izledik. Poyraz'ı itiraz etme işte. Git dediğimi yap. Ben karışmam. Ben bu işlerin adamı değilim biliyorsun. Ha sen git. Duvar kır. Odun yok değil mi? Çünkü sen o işlerin adamısın. Abi ne oluyor? Eylül'cüğüm. E hadi onlarınki sevgili kavgası. Senle Haziran neyi tartışıyorsunuz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Benden olmadığım biri gibi davranmamı istiyor ama ben buyum. Ben değişmem. Bitti. Aa, bitti bu iş. Tüf tüf, ne yapsak ki? Eylül'cüğüm bitti olur mu hiç? Siz ne kavgalardan geçtiniz, onların yanında bu fikir tartışması sayılır. Şu an acil bir spaya ihtiyacım var. Ama tatlım burada spa yok ki. Aa, kuaföre götür. Bertan bir bakım yapsın. Vallahi hiçbir şey kalmaz. Ha, hadi. Çok güzel fikir. Ha. Hadi gel bir kuaföre gidelim. Hadi gel sana hadi. Güzel bir bakım yaptıralım. Şuraları da şöyle toplarız. Hı-hı. Ondan tabii sonra ki şöyle tepeden bir topuz rica edeceğim. Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bak, bak ellerime bak nasıl titriyor. Bana manikür lazım, hemen. Hazırla kızım. Buyurun şöyle. Selam. Eylül'cüğüm. Eylül'cüğüm bak, Adar da anlamaya çalış. Hayatının en mutlu günleri amak kaldı, tamam mı? Böyle tatlı bir stres olmuştur çocuk. Yapma. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl bir şey yapalım? Yani böyle günlük bir şeyler yapın işte. Tabii. Bak canım benim, bunca yıllık ilişki öyle tek bir kavgada kestirilip atılmaz. Öyle değil miydi? Yani evet, ben şahsen bu kadar emek verdiğim bir şeyi asla bırakmam. Bak duydun mu? Hem böyle bunlarınki büyük aşk. Adar Eylül'ün peşinden 2 yıl boyunca koştu. Böyle İstanbul'un bütün billboardlarına Eylül benimle evlen yazdı. Ama herkes önünde rezil etti yani beni. Canım benim özür diler, barışırsınız, yapma böyle, üzme kendini hadi ne olur. Önce dilesin. Önce dilesin, ondan sonra affedip affetmemeyi düşüneceğim. Keşke ben de senin gibi yaşasaydım. Deniz kenarında. Huzur içinde. E çok zor bir şey değil aslında. İstesen sen ne yaparsın? Eylül'le mi? Yani sahil kenarında sakin bir hayat yaşayalım diyorum. Fokur fokur fokuruyor. Yok ama arkadaş yani ben anladım gerçekten. Benim ömrüm İstanbul trafiğinde. Eylül Hanım'ın istediği takımı getirmedim diye
fırça yiyerek geçecek. Vallahi gerçekten. Sen olsan ne yapardın? Yani gidip özür dileyip ömrünün sonuna kadar bu hayata evet mi derdin? Yoksa arkana bile bakmadan çekip gider miydin? Ben sen değilim ki ben bir şey diyemem. Yani bir an için kendini benim yerime koy. Ben özgürlüğümün kısıtlandığı yerde kalmam. Ben de olmam. Vallahi akşama hayır falan dinlemiyorum. Nişana geliyorsun incili kız. Tamam. Tabii nişana yani artık benden özür dilerse sevgilim. Hiç merak etme. Senin gibi bir kadını kaçırmak istemeyecektir. Bence kesin özür diler. İnşallah. Tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya. Ya bu sizce de biraz abartı olmadı mı? Yo bence tam kararında. Canışkusu ben gidiyorum pansiyona. Manikür için de teşekkür ederim. İyi geldi birazcık ama. Tamam canım. Adar ararsa ki arayacak haberdar et olur mu? İnşallah. Hadi öptüm. Ay, bir de kışındırıyor ya. Alo. Efendim. Otelde misin? Adar yanında mı? Sahilde. Biraz konuştuk. Ha iyi süper tamam konuştuysanız o zaman sorun yok demektir. Tamam ben de geliyorum zaten hadi. Melisa. Gelsene. Ya ben denize girip pastaneye döneceğim aslında. Seninle konuşmak istediğim bir şey var orada. Gelsene gel. Siz Alper'le çocukluk arkadaşısınız değil mi? Bu arada herkes çocukluk arkadaşı. Ama onu en iyi sen tanırsın. Ben denize gireyim. Dur. Bak. Alper böyle etrafına duvarlar ören biri mi? Ne duvarı ya? Dümdüz insan işte. Sanki böyle çocukluk travmaları varmış gibi. Biri ona böyle aniden yaklaşınca bir anda uzaklaşıyormuş gibi geliyor. Ya ben öyle düşünüyorum. Ne travması ya? Annesi onu paşalar gibi büyüttü. Bana ne söyleyeceksen söylesen de ben serin sulara kendimi atsam. Bak bana karşı tavırları böyle aniden değişti ben sebebini merak ediyorum işte. Canı istemiştir belki. Hem ben nereden bileyim? Gidin kendisine sorun artık. Bin tane doku takmış kafama ya. Çok. Ya çıksana açıl işte ya açıl. Sakın. Sakın saçım hakkında konuşmanı falan istemiyorum tamam mı? Gülmesene. Tamam bana uyar. Daha sana bir şey göstermemi ister misin? Bak gözlerine inanamayacaksın. Mutfak mı bitti yoksa? Ne mutfağı? Gel bak. Bak. Neye bakayım? Ne demek neye bakayım ya? Ya çatının tadilatı bitti görmüyor musun? Bizim için en büyük iş burasıyla. Bundan sonraki işler hep kolay. Nasıl yani? Yani şimdi tadilat bitti ve bizim oteli açmamıza sadece şu kadarcık kaldı öyle mi? Bak bari bu an ölümsüzleştirmeme izin ver tamam mı? Lütfen hadi lütfen. Alo, Eylül. Anlat bakalım nasıl bir özür jesti yaptı? Ciddi ciddi ayrılmak mı istiyormuş? E Poyraz konuşmuştu onunla. Tamam Eylül. Tamam sen kapat biz sonra konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen Adar'a ayrılmasını mı tavsiye ettin? Kim? Yok canım ben tavsiye falan etmedim. Ben kimsenin hayatına burnumu sokmam öyle. Ne dedin? Ne dedin? Söyle o zaman bana da söyle. Ben de bileyim ne dedin? Söyle. Özgürlüğümün bittiği yerde ben olmam dedim. Oldu mu? Ya ayrıl demişsin, abun demişsin. Hiçbir farkı
hiç de aynı şey değil. Kim sen resmen yangına körükle gitmişsin. Bak biz yine anlaşamayacağız, yine anlaşamayacağız. O yüzden şu konuyu kapatalım, gitsin. Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Bu sefer son sözü ben söyleyeceğim. Şaheser'i merak edenler. Ka? Bu konu burada kapanmadı. Tek kararsız kaldım şu ki... Osmanlı mı olsun, Rusya mı? Senin yüzünden ilk organizasyonumuz olmayacak çünkü nişanlıları ayırdın. Bütün derdimiz bu değil mi bizim? Bütün derdimiz bu. O organizasyondan kazanacağımız para. O çocuk sevmediği kadınla evlendi. Ya sen onun sevmediğini nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü sevseler de ayrılmazlar da. Bu kadar basit. Ve ayrıca... Gerçekten birbirini sevselerdi, yok nişanda o pasta olacakmış, bu çiçek olacakmış. Dert etmezlerdi bunları. Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Derlerdi, ne biterdi. Canım hala konuşmadık, Osmanlı mı Rus peki? Olsun. Ne yapayım? Bana ne? Annemi aramayı unuttum ya. Ay arama. Yani sohbet ediyoruz sonra ararsın. Ya Görkem'e bir şey dedim dedi ama anlamadım. Senin haberin var mı? Yok. Ay var. Bu defileyle alakalı böyle çok kötü haberler çıkmış falan onları konuştular yani. O kadar. Yani şimdi arasam da anne boş ver kafana takma desem bile nasılsa beni dinlemeyecek. Dünyada kulak vereceği son insan benim. Görkem onu sakinleştirir. Sen hiç merak etme. Organizasyondan gelecek parayla annemin borcunun ilk taksidini ödeyecektim. Ya ben bu gidişle hiçbir şey ödeyemeyeceğim. Poyraz kredisini ödeyemeyecek. Ben de babamdan kalan evi satmak zorunda kalacağım. Zeynep'i ara. Bak evi satmaktan vazgeçir, unutma. Of Biricik ya, ben bu yüklerin altında kalır mıyım? Hayır, kalmazsın. Bak sen çok güçlü birisin. Nelerin altından kalktın? O olaydan sonra bile yıkılmadın. Yıkıldım. Ama yürümeye devam ettim. Aynı şey değil. Ya ben şu an Poyraz'a o kadar sinirliyim ki anlatamam. Ya bak ben o kadar kızmıyorum. Onun yerine başkası olsa bu organizasyondan gelecek para için durumu idare ederdi. Ama Poyraz dürüst davranmış. Aklına ne geliyorsa onu söylemiş. Evet dürüst. Hatta fazla dürüst. İnsanın yüzüne böyle gerçekleri tokat gibi çarpıyor. Bir de her şeyi en keskin haliyle anlıyor. Ya onda nüans yok ki. Griler yok. Ya siyah ya beyaz. Ama bazen öyle bir bakıyor. Öyle bir şey söylüyor ki. Sanki... Ne oldu? Batu mesaj atmış. Ne demiş? Seni düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Hiç. Işıkları yanmıyor. Uyumuştur artık. Ben de gideyim yavaş yavaş. Hayır. Uyumuyor.
Hala çalıştığını tahmin etmiştim. Müzik kutusunu tamir ediyorum. Hani birbirlerini sevmiyorlar dedim ya. Yanılıyorsun. Eylül Adar'ı çok seviyor. Eylül çocukken babası annesini terk etmiş. Adar da onu terk ederse diye korkuyor. Peki bu yüzden mi çocuğun üstüne gidip duruyormuş? Evet. Tam da bu yüzden üstüne gidiyor. Eğer ileride bir gün vazgeçecekse şimdi vazgeçsin diye sınırlarını zorluyor. Bunu niye doğrudan Adar'a anlatmıyor ki o zaman? Çünkü birini seversen sen kendini anlatmadan o seni anlasın istersin. Son sözü ben söyleyeceğim, hırsından gelmedim. Sadece bil istedim. Haziran. Şu huysuz arkadaşına söyle. Piyano kalabilir. Kolay gelsin. Günaydın Zorba. Ne haber? Günaydın. Sen rahatsız olma. Ben Aliye teyzenin yanında biraz durup gideceğim. Sen ne yapacaksın ki babaannemin yanında? Kitap okuyacağım. Aliye teyze. Nereden çıktı şimdi bu? Biraz araştırma yaptım. Koma'daki hastaların bizi duyduğunu söyleyenler var. Aliye teyzeye sürükleyici bir kitap okursam ertesi günü beklemek için sebebi olur. Eylül vapura götüreceğim. O zamana kadar vaktim var. Sen oteldeki işleri halledersin. Ben de Aliye teyzenin yanında kalırım. Tamam. Bunu okuyalı yıllar oldu. Ben de bir sürü şeyi unutmuştum. Şimdi seninle beraber hatırlayacağım. Altıdan önce kapının önündeydi. Kız orada bekliyordu. Dereyi geçtiler ve akşam ülkesine birlikte girdiler. Kız sessizce önden gidiyordu. Suyun sesini yitirdiklerinde orman tümüyle susmuştu. Ormanın içinde böyle sessiz ve düşüncelerden uzak, kızın düzenli adımlarını izleyerek yürümek hoşuna gitti. Bütün düşünce ve duygulardan arınmıştı. Yüreğinin çarpışıyla solukları arasından yüksek, sürekli bir müzik duydu. Uyandığında kendi evinde olman için elimden geleni yapacağım Aliye teyze. Burayı ben tehlikeye attım ama düzeltmek için de elimden geleni yapıyorum. Poyraz. Senin ne işin var Poyraz'ın evinde? Aliye teyzeye kitap okuyordum. Kitap okuyordum. Aliye teyzemin kitaba değil seruma ihtiyacı var. Ayrıca o yalan biliyor musun? Komadaki hastalar maalesef hiçbir şey duyamazlar. Ben buna inanmak istemiyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz Aliye.
Of. İstanbul'un taksicilerini bile özledim vallahi. Sadık İnsan Nakliyat hizmetinizde efendim. Bu ne ayol? Hem ekolojik hem de konforlu bir taksi. Şöyle kartımı da takdim edeyim. Hala. Ah, ben sana tombik döner ver bakayım makas. Ah. Efendim bu sizde kalsın. Ne zaman ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki. Taksimetreyi sıfırladık mı? Sıfırladık. Hala. O zaman sür kapta. Devam ki. Ay bırak Eylül. Kendi kaybeder. Aynen öyle yani. Yolun başında pes edecekse bırak gitsin zaten. Hiçbir daha bitti. Açıklama yapacak durumda değilim zaten. Sen merak etme. Ben onları hallederim. Nişanın iptal olduğunu söylerim. Onlar da böyle bir ada havası alıp giderler. Eylül! Aşkım! Aşkım, aşkım ne olur beni affet bir tanem. Aşkım çok özür dilerim. Bin kere, milyon kere özür dilerim sevgilim. Çok özür dilerim hayatımın anlamı. Çok özür dilerim. Beni affet ne olur. Kalbimi çok kırdın. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum ki bir daha olmayacak. Hadi bak Gül. Bu mutsuz suratınla mı nişanımıza geleceksin yoksa? Nişan olacak mı yani? Olacak, olacak. Eğer bu aptal sevgiline bir şans daha verirsen olacak. Eylül, aşkım seni çok seviyorum. Bana yeniden bir şans daha verir misin? Karşılaştık. Yalan söylüyorsun. Sen Adar'ın pansiyonuna gidip onu buldun ve konuştun değil mi? İnanamıyorum ya. Sen bu taş halinle sevenleri kavuşturdun. Sana gerçekten inanamıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece birkaç kelime söyledim o kadar. Birkaç kelimen dünyalara bedelmiş. Sen o arkadaşına söyle de bak. Çocuğun sınırlarını çok zorlamasın. Bazen anlaşılmak için anlatmak gerekir. Yerken operasyon devam ediyor. Bu ne bu? Bu cıngır dersler mi kan ne bu? Dal. Dal tabii dal. Şunu al. Evet. Yerleştiriyoruz. Çiçekleri bir kere. Biraz daha saç artıyor. Evet. Dur sen. Eda abi sen kasapla mı çalıştın? Bırak bana. E koyun. Ne şey yapıyorsun onu sen? Karanfil değil o. Evet. İyi mi? Güzel. İyi mi böyle? Hı hı. Oldu böyle. Sen tişörtle mi geleceksin? İtirazın mı var? Yok, hiç tartışmayacağım. Nasıl istersen öyle gel. Sadece bir an seni ceketle hayal ettim de. Alper, nedir bu saatte bu faaliyet ya? Adada demlenme saatini erkene mi çektiniz? Ya Poyraz'ın oteline gidecek bunlar. Akşamki nişan organizasyonu için.
Ada dayanışması hiç değişmemiş be. Ben de bir işin ucundan tutayım bari. Yok ya, biz hallediyoruz Berk'le. Otele taşımanıza yardım edeyim. Bak o olur. Bu gece ada tarihinde unutulmaz bir gece olacak. Tahmin ettiğim gibi. Ceket yakışmış. Yardım edeyim mi? Olur. Zaman gece başlasın. Ama çok orijinal bir fikir. Gelmeden meydana gittik. Tam bir eski zaman kasabası. Vallahi Adar'da ben de bayıldık. Olursa ileride biz de böyle bir yere yerleşeceğiz değil mi aşkım? Siz podyumdan buraya konmuş moda ikonu musunuz yoksa? Görkem, büyük alındım. Neden dekoratörlük yaptığını söylemedin? Dekoratör? Canım geçeceğim, kalıcı değil. İyi akşamlar. Buranın o eski harap bahçe olduğunu hala inanamıyorum. Hop 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 Sadık, bize pas mı geçiyorsun ya? Eğlenceler. Görüşürüz tekrar. Selam Melisa. Nasılsın? Görüşürüz. Hoş geldiniz. Benim davetler arasında ne işim var? Melisa nereye? Melisa! Şu an kıskançlıktan ölebilirim. Biz tatile dahi gelemeyelim. Kızımızın burada oteli var. Yok yok ama bak biz daha açılışı yapmadık ona göre. Olsun, yine de kıskançlıktan öleceğim şimdi şurada.
Aa, dur 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 dur. Yok öyle kaçmak. Sizi ortağımla tanıştırmadım. Poyraz, ortağım. Selen üniversite bölümü arkadaşım. Cenk avukat, Diren'de moda tasarımcısı. Hoş geldiniz. Hayırlısı olsun şimdiden. Küçük yerde hayat nasıl gidiyor? Yani biraz değişik. Burada herkes birbirini tanıyor. Samimi bir ortam. Dedikodusu da boldur. Aynen öyle. Yani gece bir şey oluyor, sabah herkesin dilinde. Gece açık yerde kalmıyordur. Emekli iş. Sorma. Ben mesela ilk geldiğim gece o sıkıntıyı yaşadım. Akşam acıktım, böyle internetten açık restoran falan bakıyorum ama her yer kapalı. Aç kaldın yani. Yok. Ama zor oldu. Siz turizm otelcilik mi okudunuz? Yok, hayır. Ay kültürse benim bir arkadaş da orada okuyor da belki tanışıyorsunuzdur diye bir sorayım dedim. Yani mesela şöyle düşünün, böyle koltukta giden kertenkeleler, dışarıda zıp zıp zıplayan kurbağalar falan, yani öyle bir ortam. Ay çok fenaymış. Ya bir de düşünsenize, adada sadece bir tane marangoz var ve eğer o işinizi yapmazsa iptalsiniz. Yani şehri o kadar özlüyorum ki anlatamam. İstanbul'a döndüğüm zaman konserden sinemalara, sinemadan tiyatrolara, partilere akacağım yani. Desenize, Haziran için adadan dönüş geri sayımı başlamış. Ha yok yok, ben sezon boyunca buradayım, sonra ilk vapurla döneceğim. Bu arada sizin okul hangisiydi? Ay kültür değil. Memnun oldum. Orsan da konuşmayı hiç sevmiyormuş. Çok yakışıklı çocuk ama. Poyraz. İdil, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bahçe çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Haziran'ın zevki. Eylül'le biz kuaförde tanıştık. O da çok ısrar edince gel diye ben de kıramadım, ne yapayım. İyi yapmışsın. Geldiğine sevindim. Ben buralardayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Haziran, açılış ne zaman? Ona göre program yapacağım da. Daha belli olmadı, ben haber veririm. Tamam. Buyurun canım. Ay, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de çok şıksınız gerçekten. Burada günler aşırı uzun geçiyor. Yani böyle denize giriyorum, alışveriş yapıyorum, kahve içiyorum, dolanıyorum. Bitmiyor, bitmiyor gerçekten. O kadar güzel bir his. Siz de mutlaka gelin. Sık sık gelin. Tavsiye ederim. Of. Pastayı kesseler de gitsek artık ya. Sen git istersen, ben hallederim. Gitmeyeceğim. Sadık Sakar'ı bir şey yapar, düşürür falan. Kesildiğini göreyim de. İstediğin gibi olmadı değil mi? Ha? Biricik peşinden koşacak sandın ama. Hep olsun sana. Su kırbası gibi içiyor bunlar, yetmeyecek. Hakan takviye getiriyor, yoldadır. Hı, geldi. Ne yaptın? Kalabalıktan mı kaçtın sen de? Hı hı. Sen? Sen de hayatınızda bir şeylerin değiştiğini hissediyor musun? Yok. Ben hissediyorum. Bunların hepsi gidecek, biz kalacağız. Kalacağız ama aynı insanlar olmayacağız bence. Haziran'ı da çok sevdim. Ama alışmasak daha iyi. Nasılsa gidecek. Sen neden buradasın? Bir sorun mu oldu, bir şey mi var?
Yok. Tamam, o zaman bahçede olmama gerek yok ki. Ben bütün konuklarla ilgilenemem. Ama başta böyle anlaşmadık biz seninle. Sen insan ilişkilerini yöneteceksin. Ben de tadilat gibi ağır işlerle uğraşacağım. Sen gerçekten mizantropsun. Yani... İnsan sevmez. Kitap okuyan tek kişi sen değilsin. Şu oteli bir an önce açalım da bitsin misin artık. Aynen. Benim de tek istediğim bu. İyi. En azından bir konuda anlaşabildik. Şu ihtiyacımız olan parayı kazanalım. Sen şehrine dönersin. Ben de fabrikama. Herkes kendi yoluna. Aynen öyle. Aynen. Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Beğendin mi Fikri? Hazira. Babam Hazira. Belediye başkanı. Maşallah, İstanbul'daki bütün zengin çocukları toplamışsın buraya. Eğer otelde böyle olacaksa da Uygun Bey'e rapor etmem lazım. Poyraz sana iyilikten başka ne yaptı? Ha? Babanın vefatında bile onlar yardım etmiş size. Şimdiki işini bile... Bakıyorum, görmeyeli Poyraz'ın huyu suyu değişmiş. Eskiden yaptığı iyilikleri böyle ulu orta anlatmazdı. O anlatmadı, ben öğrendim. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim, tamam mı? Çünkü nankörsün. Bu kadar basit. Sen de iyilik timsalsin değil mi Hazira? Saniyenizi ben bir alabilir miyim? Ne tartışıyordunuz? Tartışmıyoruz. Onu da nereden çıkardın? Görüşürüz Hazira. Yüzün düşmüş. Heh. Hazira, nerelerdesin ya? Ben de seni arıyordum. Ne haber Fikret? Sonbahar'a benim de düğün var ya. Geçen güneye bakarken sizinkini gördüm. Ama şimdi öyle iş, yatırım falan öyle şeyler konuşmuyoruz bugün yani. Sizinki derken? Sizin ev işte ya, annenin oturduğu. Geçen yıl Bilge'yi bırakırken görmüştüm. Muhit güzel, etraf güzel, içeriği pek bilmiyorum ama konuşalım bu konuyu bir ara. Ciddiyim. Satılığa mı çıkardın? Evet çıkardım. Söyledim sana. Başka çarem yok. Sana borcunu ödeyeceğim dedim. Bana biraz zaman ver dedim. Sen neden benim söylediklerimi umursamıyorsun? Sana inanmıyorum. Yani gerçekten iki rapor yazıp sen bu borcu ödeyebileceğini mi zannediyorsun? Sana inancım yok Hazira. Ben senin inancını sarsacak kadar ne yaptım anne? Ha? Ne yaptım? Doğru. Sen hiçbir zaman bana inanacak kadar kale almadın değil mi beni? Peki ya ben? Ben senin egon yüzünden havaları savurdum, parayı ödemek için bir çare bulmaya çalışıyorum. Egon yüzünden? Evet öyle. Zeynep Sedefli moda dünyasına geri dönüyor. Zeynep Sedefli podyumda fırtına gibi esti desinler diye hırslandın, hırslandın. Söyle, söyle, çöktüm. Çöktün de. Ev satmana izin vermiyorum. İcra falan gelmeyecek. Ben halledeceğim. Haziran harika bir iş çıkardı.
Hayallerimin ötesinde bir davet oldu. Ne güzel, ne güzel. Alper kaçar. Ne oldu, ortam sarmadı mı? Ya bizim nişanların yanından bile geçemez. Herkes sadece ayakta duruyor, konuşuyor. Böyle kuru kuru nişan mı olur? Birazdan dans başlar. Ama tat vermiyor tabii. Aa, bize kahvaltılık bir yer tavsiye eder misin? Yani daha otelin restoranı açılmamış da. Tabii, insan sıra dışı bir şeyler olsun. Melisa'nın pastanesi var, oraya gidin, çok yani güzeldir. Ha, Melisa. Aa, hı-hı. Kanka bir keresinde İstanbul'da bir arkadaşın düğününde... Nerede sanırım? Piste avize düşmüştü. Bir arkadaşımın nikah töreninde tavandaki avize yere düşüp parçalandı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Pardon, bana bir saniye verebilir misin lütfen? Burada da bekledim öyle bir şey olsun diye ama nerede? Hakan. Siz Haziran'la nereden tanışıyorsunuz? Tanışmıyoruz biz Haziran'la. Nereden çıkardın? Siz ne saklıyorsunuz ve neden saklıyorsunuz? Sen neyin peşindesin? Bilmiyorum. Ama Poyraz'ın arkasında iş çeviriyorsunuz. Ona yalan söylüyorsunuz. Sen ve o kız. Ben de bunu ortaya çıkartacağım. Hiç merak etme. İdil, saçmalama, yok öyle bir şey. İdil! Geliyorum. İyi misin? Günlerini o evde geçirdi. Ondan bize kalan tek şey o. Ya benim odamın duvarında bile hala babamın çizdiği deniz yıldızı resmi var. O evi nasıl satabilir ya? Nasıl satabilir? Benim aklım almıyor. O evi nasıl satabilir? Annemin bankaya borcu var. Ben ödeyeceğim dedim. Paraya çok ihtiyacım var. Ailevi bir mesele demiştin. Bu muydu? İkimiz de aynı durumdayız aslında. Sen de evini kurtarmaya çalışıyorsun, ben de. Ama bak bana. Ben senin gibi ağlamıyorum. Korkma. Sen yalnız değilsin. Ben hep senin yanında olacağım. Fırtınadan beraber çıkacağız. Sen yanımdayken korkmuyorum. Gözümü kapatıyorum. Açıyorum. Bir